Merhaba sayın izleyiciler. Sayın Filiz Nur Ergeçgil bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz sohbetinize doyamamıştık. Şimdi bugün yeni şeyler dinlemek istiyoruz sizden. Çeşitli konularda çalıştığınızı biliyoruz. Berrin bir şeyler anlattı. Solucanlar, sabunlar, süt, tıbbi aromatik bitkiler. Bize ne anlatmak istersiniz bugün? Şöyle aslında bizim yarım kalan konumuz süttü. Süt, tam süt, evet, yok tarımdan bahsettik. Tarımdaydık, evet. Evet, evet, evet. Siz şimdi aslında sorun nerede yani? Şimdi yalan bir dünyada yaşıyoruz yani işin gerçeği. Yani burada benim çok söylememe gerek yok herhalde ama çünkü şöyle diyorlar ki ya insanlarda açlık var, açsınız, çok alın, daha çok alın. Yani ama belki az tüketin, daha az tüketin cümleleriyle büyüsek, öyle yaşasak farklı bir dünya olur herhalde, değil mi? Yani çok şey yememize ihtiyacımız yok yani, yok esasında. Ha, evet, bir de öyle bir şeyden bahsetmiştiniz. O da ilginç. Hı -hı. Hangisi? Hiçbir şey yemeden de yaşayabiliriz. Yani bir cümle duydum ben. Evet, 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 Hı -hı. evet. Yani mesela bir tane Hindistanlı bir adam var ve hiç yemeden, bunu da kanıtlamışlar yani. Hastaneye yatırmışlar özellikle. Evet, gerçekten ihtiyacı yok yani. Yokmuş. Yani o adam işte bitki neyle yaşıyor? Fotosentezle bir enerji üretip bunu kullanıp büyüyor ve topraktaki mineralleri, elementleri kullanıp fotosentez eşliğinde fonksiyonlarını yerine getiriyor. Baktığımız zaman işte meyve oluşturuyor vesaire vesaire. O suya ihtiyacı var tabii. Tabii su, güneş ve bunlarla yapıyor yani, hani bir üretim yapıyor. İnsanın neye ihtiyacı var? Yani tanımlı olarak baktığınız zaman hani bizim yani hep söylerler ya varoluş şeyimizde, tarihte. Yani bizim şu son ne bileyim bir 1000 yıldır yaşadığımız, 2000 yıldır yaşadığımız dünya insanlık tarihinde çok kısacık aslında bir nokta olarak baktığımız zaman asıl insanlar nasıl beslenmiş? Hani öyle bakmak lazım. Yani ne yapıyorlar? Tabii neyle beslenmiş bunlar? Nasıl beslenmişler? Ha, devamlı bir yemek stoğu, marketten aldığın, buzdolabından devamlı çıkarttığın bir gıdayla mı? Hayır. Hani ben aslında bazen şöyle hissediyorum. Bir elma yiyor. Taş devri diyeti falan var ya. Buzdolabı diyorum. Bu bir çeşit morg yani, öldürüyorsun buraya koyuyorsun ama sırf şey değil şimdi, hani burada vejeteryanlar et şeklinde düşünürler ama diyor, bence bitkiler yani için de öyle. Yani biz bunları alıp kesiyoruz hayatla ilişkilerini ve orada taze tutup bunları hapur hapur yemeye çalışıyoruz yani esasen yaptığımız şey. Bunu halbuki bence asıl fayda belki 10 kilo bilmem ne yemek değil de isim vermeyeyim hani yiyecekler konusunda. Yiyen var, yiyemeyen var, değil mi? Ama çok azcığını daldan bir tane, bir tanecik koparttığınız bir meyvenin size verdiği fayda ve enerji, mutluluğu çok daha yüksek yani. Yüksek olabilir. Bence asıl insanın en çok sevgiye, var olma şeyinde gıda, en önemli şeylerden biri. Gıda kadar mühim bir konu. Konumuz öyle demişti. C vitamini herkese öneriyorum. Sevgi mi? Süper bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Yeri gelmişken bir şey de sormak istiyorum. Tabii canım. Filizciğim. GDO'yu da insanları doyuracağız, açları bitireceğiz diye icat ettiler. Ama dünyanın yarısı hala aç. Ya aslında GDO büyük bir balon yani. Değil şöyle mi? Ki aslında niye diyeceksin? Şimdi sen bir tohum geliştiriyorsun. Diyorsun ki bu tohum yani geliştiren firmalar bu tohum işte şu hastalıklara yakalanmıyor. İstediğin kadar şu ilacı atacaksın ama diyor. İlaç da onun ha. Ya, aynı firma bunlar yani. Güzel bir düzenek. İlaç da onun. Bunları diyor birbirine karıştıracaksın. Hani daha doğrusu bu tohuma atacaksın. Bundan başka her şey ölecek. Öbürleri yaşayacak. Bu nasıl bir şey? Yani mesela sen çok soğuk bir iklimdesin. Soğuğa çok dayanıklı, hiçbir zaman dondan etkilenmeyen bir buğday çeşidi geliştirdiğini düşün mesela. Bunu ne adına yapıyorlar? Aslında tamamıyla kendi nahovu bilmem nesi şusu busu sana devam tohum satıyor. Tabii. Normalde normal bir tohumda tohumun şeyi yok, sahibi yok. Doğa. Evet. Yani tohumun sahibi doğa. Evet. Ama o sahip çıkıyor. Bu tohum evet, benim tohumum benim diyor. Sen bunu diyor kullanamazsın diyor. Hatta bu GDO'lu şeylerde öyle bir problem oluyor. Mesela senin de bir mısır tarlan var. Diyor ki senin hani arı gidip bir ona evet, gidiyor ya. Evet. Mısır şeyinde tarlasında. O bir ona gidiyor. Sen diyor benim şeyimi çaldın diyor yani. Oo, tohum şeyimi. Senin tarlanda da benim GDO'lu. Çünkü GDO girdiği yere bir şekilde her şeyi bozuyor. Ve genetiğiyle oynanmış. Genetiğiyle oynanmış demek yani. Tabii GDO. Ki. Genetiğiyle yani genetiği değiştirilmiş organizmalar diye şey yapalım. O zaman toprağı yani, da etkiliyor. Yan tabii her şeyi etkiliyor. Ne adına bu aslında kendi kimyasal ilacını da satıyor yanında adam. Bir de tabii o var. Nahovu da onun, her şeyi onun. Sen devamlı her yıl ona tohum için para vereceksin. Ve de üremiyor değil mi? Evet. Neden tohum alıyorsun? Ya mesela yani bu işlerle oynamak çok iyi değil esasında. Çok tehlikeli yani, tabiatla oynamak bence. Evet, değil. Hatta o tarladaki böceklerin, solucanların falan bile kocaman olduklarını okudum bir yerde. Onu bilmiyorum yani açıkçası öyle düşmüştüm. Ama çok kocaman solucanlar olabiliyor yani. Senin hani solucan gübrenin için faydalı mı? Solucanlara. Senin gübrelerin için faydalı mı kocaman solucanlar? Evet benim solucanların olduğu doğrudur. Pet olarak özel solucanlar herhalde. İsimleri var mı solucanların? Yok. O kadar aramda duygusal bir bağlantı yok yani şu ana kadar ama seviyorum onları yalnız. Hani sonuçta çok hızlı dönüştürücüler solucanlar. Saygıdeğer hayvanlar. Baktığımız zaman. Şeydeki ben evden çıkan evsel atıklarımı ama hepsi değil çiğ olan işte pişmemiş olan ürünlerimi mesela bozulmuş da olabilir yani tabii. Bozulmuş dediğim şöyle kabuklar. Hani çürümüş şeyi geçmiş olanları küçük küçük doğrayıp benim solucan kompost kutum var oraya koyuyorum. Onları dönüştürüp çok hızlı kompost haline getirip toprağa ek bir gıda mama olarak kullanabileceğim bir materyal haline dönüştürüyorum. Canlı bir şeyde yani bu arada. Evet. Solucanlarla şeyimiz böyle. Kaliforniya mı Arjantin mi solucanlarımız? Menşei neresi? Kaliforniya solucanı diye geçiyor ama bunlar yüzey solucanları yani beslenme şimdi bu nematotlar dediğimiz solucanlar o grup yani aynen balıklarda olduğu gibi üstteki balıklar, orta balıklar, en altta derinlerde yaşayan balıklar gibi öyle. Toprakta katman katman canlılar büyük bir yelpaze içerisinde var oluyorlar. Bunlar üstteki yüzeysel olan gruba giren, hani yağmur yağınca sokağa çıkan solucanlar. İnce solucanlar. Yani yağmur yağınca ortaya artık pek çıkmazlar ya. Ama kırmızı galiba renkleri. Ben yani bir fotoğrafta internette gördüm. Koyu kırmızı. Evet, koyu kırmızı ama çok da tam kırmızı denmez yani işte. Kırmızı nerede var bilmiyorum. Kiremit rengi gibi şöyle ya da. Şöyle bir şey olabilir mi? Evet, sizin o şey kırmızı o mu yani? O evet. Elinize alabiliyor musunuz solucanlarınızı? Ben alabiliyorum. Mesela bazen bana soruyorlar işte Filiz Hanım biz solucan işine girelim mi? Karlı mı falan. Ben de soruyorum şimdi. Nasıl karlı? Şimdi merak ettim. Karlı bir şey değil. Yani sonuçta yönetmeniz gereken şey insan diyorum. Canlı. Yani canlıyla uğraşmak öyle kolay iş değil. Hani tavukçuluk yapmak öyle kolay iş değil. Büyükbaş hayvanla uğraşmak da öyle. Hayvan ve canlıyla uğraşmak sonuçta stoğunuz sizin canlıysa bitkisel üretimle dahil olmak üzere kolay işler değil yani. Yani sonuçta canlı demek ölüm demek yani. Evet, canlı demek ölüm demek. Yani her için koşulları vesaireyi. Yani o işlerde birer balon yani herhalde. O kadar müthiş karlı bir sektör değil yani. Hani verimlilik olarak bakarsak hakkıyla yapılırsa. Çünkü şu anda piyasadaki solucan gübreleri daha çok Mesela benim evde yaptığım şekilde beslemiyorlar. Ben evdeki atıkları dönüştürüyorum. Evet. Hı hı. Onlar ne yapıyorlar? Gidip hayvan gübresini alıp koyup ondan dönüştürüyorlar. Baktığın zaman. Yani yarı zaten gübreydi yani o. Yani çok bakınca hani enerji olarak hani çok faydası ne kadar var. Zaten bitkilere çok etkisinin olmadığı ve solucan gübresi işinin fiyaskoya dönüştüğü en azından Türkiye'de söyleniyor. Yani sağdan soldan duyuyorum ben bunu. Dediğiniz doğru. Yani kötü bir şey değil bakın. Hani gayet güzel bir şey. Tabii. Ha, bence tam tersine aslında çok güzel ama fideler için falan. Niye? Direkt mesela gübreye siz bir şey koyduğunuz zaman yanar, yakar. Gübre yakar diye bir şey var. Aha, ama solucan gübresinin içine direkt koyduğunuz zaman yanmaz. Ve içinde gerekli bütün ihtiyaç var. Ama sonuçta hayvan gübresiyle karşılaştırdığınız zaman fiyat farkı çok fazla. Evet, çok pahalı. Yani pahalı. Yani hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Yani o da bir balon yani esasında. Evet, yani işin mutfağı çok zor diyorsunuz. Tabii. Hakkıyla verip üretmek falan zor. O satın alınabilirlik ölçüsü şey oluyor. Doğru. Bir tarlaya solucan gübresi dökülmez. Yok canım öyle yani. Tarlaya falan solucan gübresi çok mümkün değil. Yani fidecilikte yani küçük miktarlarda tohum yataklarında falan kullanılabilecek bir ürün yani baktığınız zaman. Bu şeyleri tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirirken solucan gübresi mi kullanıyorsunuz? Yok yani hep solucan gübresi diye bir şey söz konusu değil. Şimdi benim bir Berrincim geldi benim balkonuma 17 metrekare bir deneme benim araştırma merkezi gibi bir balkonum var. Laboratuvar gibi. Evet, orada hemen hemen işte her çeşit mesela aloe veralarım var, işte krem yapımında kullanıyorum. Ondan sonra sabunlarımda da kullanacağım şimdi onları. Sabunlarım da muhteşem. Evet. Birlikte yapacağız inşallah. Evet. Onun sözünü de alalım. Bu çok iyi. Evet, biz onun sözünü alalım. Biz de sabun yapmayı öğrenmek istiyoruz. Evet. Şimdi şöyle bizim bir bahsetmiştim Organik Kültür diye bir derneğimiz var. Arkadaşlarımızla beraber benim kurucu önderliğimde yani kurulmuş hala 2012 yılından beri kaç yıl olmuş? 7 yıldır hala var olmaya çalışan, var olan bir dernek. Yani aslında bu arada şu mesajı da vermek isterim. Bir STK'yı ayakta tutmak çok kolay bir şey değil yani. Sürdürülebilir. Sürdürülebilir bir moda bir kelime var. İşte böyle şeylerden aslında ben rahatsız olurum ama yapacak bir şey yok. Yani kullanılıyor. Moda kelimeler var. Tamam. Mesela sürdürülebilir kelimesi bile sürdürülebilir bir kelime değil yani. Dili dolanıyor. Hiçbir şey rahat sonsuz değildir yani. Var mı? Tabii doğru. Bir de öyle. Yani anlamı. Evet. Ne diyelim onun yerine? Yani ama tabii ki bir şeyi sürdürmeye çalışmak diyelim. Sürdürmeye çalışmak diyelim. Sürdürülebilitesi diyelim. Yani ne kadar hani sürdürülemez hiçbir şey esasında. Yani bizim gibi biz doğduk ve öleceğimiz gibi hiçbir şey de böyle sürekli olamaz yani. Bayrak devrederek. Yani yönetemez. Genin aktarımı gibi yani benden ama %100 ben değil de benden bir parça ben olarak koyduğum bir kural. Zaten o şeyde kuantum alanında yer aldığı için başka zihinlerde de canlanacaktır ve gidecektir her ne yapıyorsak. Yayılmaya devam edecektir. İşin böyle de bir güzel tarafı var. Şimdi ben aslında bir permakültür kelimesi var. Hani hep onu konuşmuştuk sohbetlerimizde. Onu da biraz burada açalım istersen. Permakültür nedir? Permakültür nedir? Güzel bir soru. Şimdi işte aslında sürdürülebilir yaşam yerlerinin tasarımlanması diyebiliriz permakültüre. Bu nasıl böyle bir şey olabilir? Yani bir yer nasıl sürdürülebilir bir şekilde tasarlanabilir? Şimdi aslında şehirde permakültür de var ama tabii bizim burada daha çok aldığımız permakültür kırsaldaki yani bir şeyi üreterek siz sürdürebilirsiniz. Yani bakacak olursak. Fakat bunun bir planlamayla, minimum enerjiyle götürebildiğiniz bir planladığınız bir sistem olarak düşünün. Bir sürü ilkeleri var. Ama en önemli 3 tane etik kuralı var. Yani bu çok önemli. Bu etik kuralları da zaten permakültür kelimesinin babası olan Bill Mollison diye bir dedemiz var. Vefat etti geçtiğimiz yıllarda. Bill Mollison bir biyolog, araştırmalar sonunda, hep gözlemler sonunda şey yapıyor. Hani sizde aslında bu enerji şeylerinizde falan şekiller var, şeyler var. Mesela sizin şeydeki, amblendeki o dalgalar, kumlardaki şey gibi, şekiller gibi örüntüler var hayatta. Hani baktığımız zaman her şeyde. Yani mesela nereye bakınca bunu çok güzel net görüyoruz. Bir salyangoza bakınca, bir ayçiçeğine bakınca onun içinde hep bir desen ve örüntü vardır. Her çiçekte bir örüntü vardır, bir desen vardır bakınca. Bunların işte uygulanıp, planlayıp bu çerçeve dahilinde şimdi şeyde de arkada dönen şeyde kumlar benim dikkatimi çekiyor ama oradaki kumdaki o da mesela bir suya taş attığınız zaman o bir şeyin, dalganın şey olması gibi halka, bir desen çıkıyor sonuçta. Bunun gibi işte hayatın zonlara ayrıldığı bir çiftlik düşünün. Siz sıfır noktasındasınız, buradasınız. 1, 2, 3, 4 zon. Bu İngiltere'nin şey zonu gibi oldu. Birinci zon, ikinci zon, üçüncü zon. Ama uzaklaştıkça şey olur. Gidip gelme sıklığına falan bakarsınız. Bunların her şeyi planlıyorsunuz bir çiftlikte yani. Yani bir şeyin yerini öngörürken her şeyi planlıyorsun. Mesela kümese kaç kere gidersin diye bakıyorsun. Kaç kere gidersiniz kümese sizce? Tahmin edin. Her sabah gitmeniz gerekiyor. Her gün gitmeniz, yumurta toplamanız lazım. Beslemek lazım. Sonra gezdirmek sularına lazım. Bakmak lazım. Beslemek lazım. İlaçlarını vermek lazım. 4-5 defa gidilir herhalde. Yılda yani toplam nereden baksanız bir 1000 kere gittiğiniz falan bir yerdir. Yani kümes. O zaman böyle olacak. Dolayısıyla siz bu kadar çok sık gittiğiniz bir yere ve çok dakika olarak kaldı. En dibe yaparsanız kokudan dolayı ne olur? Yanlış olur. Bir kayıp olur. Zaman onun yerine ne yapacaksınız? Etkin rüzgarları, işte planlama böyle yapılıyor. Rüzgarlara göre yani kokuyu size getirmeyecek şekilde size yakın bir yerde güneşe göre, konuma göre böyle. Ama biz ne yapıyoruz normal hayatta? Buranın manzarası harikulade. Ben şöyle bir ev istiyorum. Şu manzara olsun. Ama ne oluyor? Güneş car car geliyor. Cayır cayır yakıyor. İşte ne bileyim, müthiş bir rüzgarlar oluyor. Kuzey rüzgarı oluyor. Buz gibi oluyor. Hani bedeli ağır oluyor yani. Doğru. Planlanmadan yapılan her şeyin bedeli ağır oluyor. Yazlıklarda yapılan yanlışlar gibi. Deniz görmesi gibi. Biz süt konusuna pek giremedik ama süremizin de sonuna gelmiş gibiyiz. Süt konusunda. Ama şu sütü ben hemen hızlıca söyleyeyim o zaman. Birkaç cümle rica edeyim. Gerçekten. Şimdi süt esasında hani aslında mükemmel bir kimin için hayvanın bizde memeli hayvanların yavrularını beslemek için bir ürettiği bir madde aslında baktığımız zaman. Ve bu meme içerisindeki en sağlıklı, en temiz ürün aslında. Hiçbir zaman bir süt yavrusunu ebeveyn tarafından hastalandırmaz. Ama ne zaman bu mikroplanıyor, ne zaman çıktığı ahırdaki koşullarla bu kirlenebiliyor. Şimdi süt konusunda hep bizim bu Organik Kültür Derneğimiz var. Orada yayın yapıyoruz internette, Facebook üzerinde. O zaman süt ve yoğurt konusunda yayınlarımızı yaptığımız zaman böyle o dönemde de, hala bu dönemde de vardır herhalde. Artık televizyonu hiç seyretmiyorum hemen hemen. Bazı uzmanlar yok diyor, şu sütü için, bu sütü için. Şimdi sütler, iki çeşit sütümüz var. 3 çeşit süt. Bir çiğ süt var. Çiğ süt. Bir pastörize süt var, bir UHT dediğimiz süt var. 3 teknolojide süt var. Birinde olduğu gibi çiğ süt. Bunu hemen hızlı bir şekilde tüketmeniz lazım. Ondan sonra bulunduğu ortam, geldiği koşullar çok önemli burada. Temiz bir koşuldan gelirse sütten daha sağlıklı hiçbir şey olamaz. 2, o pastörize süt dediğimiz aslında pastörizasyon işi. Yani pastörize sırf süt edilmez yani. Birçok şey pastörize edilir esasında. Pastörizasyon zararlı bir Pastör tarafından bulunmuştum yani bu arada. Pastörden geliyor yani. Çok önemli bir buluş ve gıdada çok önemli bir saklama yöntemi esasında. Hiçbir zararı da yoktur. Hiçbir kimyasal da kullanılmaz esasında. Bu sadece belli bir ısıya kadar getirip ısıtılır. Belli bir süre ve hemen soğutulur yani bu esasında. Fakat UHT'de öyle değil. Çok daha yüksek miktarda bir ısıyla o zaman geri dönüp bakıyoruz. Evet. Hangi sütü kullandığımız zaman en bize fayda sağlıyor? Evet. Ben diyorum ki pastörize edilmiş süt. Çünkü çok kısa süre daha az miktarda ısıya maruz kalıyor. Sütçüden sütü alıyoruz, kaynatıyoruz da kaynatıyoruz. 10 dakika kaynatın diye parantez alıp şey yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Süt de hemen hemen o derecelerde kaynar. İçindeki proteinler ne oluyor? Proteinin pişmemesi lazım. Pişince hani biliyorsunuz ette falan da çok pişince protein değeri düşer yani. Dolayısıyla en sağlıklı süt arkadaşlar. İçebiliyorsan memeden içeceksin. Yani sıfır hiç şey yok yani. Demek ki ineklerin memelerine yapışacağız. Öyle anlaşıldı. Evet. Sıfır temiz olmuyorlar işin kötüsü. Temizleyip yapışacaksın. Aslında yok. Orada mesela memeler, anneler de öyle değil mi? Çocukların ağzında pamukçuk olur eğer anne memesini silmezse. Yani hijyen koşullarına, sağlıklı koşullarda şey yaparsak dikkat edersek tabii ki meme temizlenecek. Yani o hayvanla bizim gibi temiz, sağlıklı, havadar bir koşulda yaşamak zorunda. Yaşamalı da, hakkı da. Mesela organik tarımdan bahsetmiştik geçen sohbetimizde. Organik tarımda hayvan refahı ön plandadır. Evet. Yani dolayısıyla son yani cümlelerimizi alacak olursak organik süt, ondan sonra en iyisi diyebiliriz yani. Peki UHT'de organik süt olması normal midir? O da var çünkü piyasada. Olur. UHT'de organik süt çünkü o bir saklama yöntemi ve şimdi sen ama şimdi şöyle ihtiyaca göre bakacağız. Yemek yani sen bu sütü şimdi sen dağdaki evine gidiyorsun. Günlük süt dediğin yani belli bir sürede tüketmen lazım. Nerede bulacak? Pasta yapacaksın, kek yapacaksın, onu besleyeceksin. Orada da farklı bir süte ihtiyacın var. Doğru. Sorun nerede arkadaşlar? Sen bahçene inek koyamıyorsan tabii pastörize kullanacağız. Yani o zaman sen ne önüne konuyorsa onları yiyeceksin. Ya da temiz inekleri bulacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz katkılarınız için sağ olun. Yani güzel bilgilendirdiniz. Şey bitmiyor galiba. Tekrar sizi davet edeceğiz. Konular da bitmiyor. Biraz da peynir yapımından bahsederiz daha sonra. İnşallah. Sevgili izleyiciler, bu haftada programımız bitti. Konuğumuza katıldığı ve bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için size de teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.